Evet, herkese merhaba. Butlin'in ilk merhaba videosunda bahsettiğim link içerisindeki slide burada Unix Introduction PDF. Evet, gerçekten 174 slide'lık uzun bir komut satır eğitimi var burada. Base Scripting'den önce, yani Advanced Base Script Guide'a, Mendel Cooper'ın kitabına geçmeden önce bir altlık yapalım, bir zemin yapalım sizin için. Ve önce komut satırı üzerine biraz ilerleyelim ki keza komut satırında kullandığımız terminalde çalışan, bizi karşılayan Base Script interaktif terminal iken bir dosya içerisine belli bir düzen içerisinde ve diğer programlama dilleriyle kesişen özelliklerle birlikte kullandığımızda, bir dosya içerisinde kullanıp onu çalışabilir bir dosya haline getirdiğimizde ise interaktif olmayandan interaktif bir kabuk, shell çalıştırmış oluyoruz. Dolayısıyla komut satırında bizim girdiğimiz komutları yorumlayan uygulama ile biz bir dosya içerisine bir kabuk uygulaması, bir shell uygulaması, bir shell scripting yazdığımızda o satırları yorumlayan uygulama aynı. Bir yanda bir kabuk komut satırında her seferinde bizim standart input'umuzu alan bir interaktif modda çalışırken, diğeri dosya içerisindeki dosyayı yorumladığında da non-interaktif olarak çalışıyor. İkisinde de kabuk çalışıyor. Şimdi komut satırı meselesini önce bir size bir temel atalım. Temel komutlar, temel bazı bilgiler edinelim ve bunu da sevgili Butlincilerin slaytıyla yapalım. En son 2010 yılında güncellenmiş. 2010'da olsa, 2000'de olsa, 1995'de olsa değişmeyecek şeyler ki keza ben de bu konuları 2008 yılında başladığımda okudum. Dokümanlar 2000'li yılların başında yazılmış dokümanlardı ve buradaki pek çok içerikle kesişiyor. Bazı şeyler bugün için geçerlidir veya bizim gündemimizde olacak şeyleri bu slaytlar içerisinde geçeceğim. Ama hızlı bir şekilde bu slaytların üzerinden geçelim ve bu slaytları okuduğunuz süre zarfında veya sonrasında, ta ki biz Advanced Base Scripting Guide kitabına geçene kadar, sizin Command Memento, yine aynı web sitesinde ilk merhaba videosunda bahsettiğim link içerisinde yer alan PDF'lerden biri olan Command Memento'yu, artık buradaki komutları rahatlıkla gözünüz kapalı kullanıyor olacağınızı varsaymak durumundayım ki script yazabilirsiniz. Komut satırı kullanmayan, yeteri kadar komut bilgisi olmayan, yeteri kadar komut parametresi bilgisi olmayan, tecrübesi olmayan birinin Base Script yazması mümkün mü? Değil. Standart C library'sini bilmiyorsanız, standart C kütüphanesi hakkında hiçbir fikriniz yoksa C programı yazabilir misiniz? Hayır. Bu veya bunun gibi. Evet, bunun gibi belli başlı temel komutları ve o komutların parametre listelerine hakim olmanız gerekiyor. Şimdi o yüzden de bu slaytı seçtim. Bootlin'in slaytından başlayacağım. Hızlıca bitireceğim. 174 slayt olduğuna bakmayın. Oldukça hızlı geçeceğim. Command Memento'yu çalışmanızı size bırakacağım. Ki bu slayt içerisinde, Bootlin'in slaytı içerisinde bunların çoğu geçiyor olacak. Ardından Advanced Base Scripting Guide'a başlayıp Basic bölümünden alacağız Part 2 ve Part 3, Basic'in ötesi diyeceğiz. Part 4'te komutlar kısmında bu önceki slide ile, Butlin slide ile kesişeceğimiz yerler olacak ve ileri konular diyeceğiz ve bu ileri konu içerisinden de, part 5 içerisinden de konular seçerek ilerlemeye çalışacağız.
Bu tabii Advanced Basic Scripting Guide'ın alternatif dokümanlar yok mu? Var. Yine TLDP sitesi içerisinden bulabilirsiniz. Ama biz bu eğitimde benim özellikle faydalandım. 2012 değil bu arada bunun ilk baskısı, daha eski ben. 2008-2009'da ilk okuduğumu hatırlıyorum. Çeşitli bölümler okudum. Yani büyük çoğunluğunda elden geçirdim bu dokümanın. 2014'te de artık son release'ini yapmış. Şimdi başlayalım. Hızlıca. Evet, bu Command Memento Sheet'ten, kağıdından bahsediyor. Komutları hatırlatma sayfası. Artık diyor duvara mı yapıştırırsınız, tişörtünüze mi bastırırsınız? Ama buradaki şeyleri bilmeniz gerekiyor diyor. Bunlar eğitimlerini 1, 3, 4 ana başlığa ayırmışlar. Şimdi biz birinci başlık altında Linux'e her şey dosyadır esprisiyle hemen başlayacağız. Ardından dosya klasör hiyerarşisi, komut satırı yorumcuları, asıl esas mesele zaten. Dosyaları ve klasörleri inceleme, irdeleme yapacağız. Dosyaları sıralanması, gösterilmesi gibi detaylar. Bu sembolik hard link meselesi ve dosya izni meselesiyle birinci kontenti bitireceğiz. Dersleri mümkün olduğu kadar kısa parçalar halinde vermeyi düşünüyorum. Kısa hızlı parçalarla hedefim geniş bir giriş olacak. Bu bootloader slide'ını atlatıp hemen Advanced Basic Scripting Guide'a geçmek ve bu eğitimi de bunun içerisinden seçme temel konularla, özellikle Part 5 içerisinden de, Advanced Topics içerisinden de seçmelerle konuyu kapatmak istiyorum. Her ne kadar da olsa herhalde bu 2 ayımızı alacak en az. Ardından 2021 yılının asıl bahsetmek istediğim geniş bir, uzun bir eğitim var, bizi sonbahara kadar götürecek. Muhtemelen ona başlamak istiyorum ardından da. Doktor P ile ilgili şu an yakın zamandaki planım bu. Tabii o uzun soluklu eğitim nedir, onu sonra açıklayacağım. Haydi bakalım. Everything is a file'dan başlayalım. Şimdi bunu yaşayarak öğrenebileceğimiz bir gerçek. Ama şimdi Pipes, şimdi hiç daha önce Linux sistemiyle yakından ilgilenmemişseniz Pipes nedir bilmiyorsunuz tabii, ama komut satırında yaptığımız herhangi bir işlemin aslında dosya karşılığı var. Pipe'da açılan iki inter process communication olarak, uygulama prosesler arası haberleşme yöntemi olarak kullanılıyor. Veya soketler yine aynı amaçla kullanılabiliyor. Unix Domain Socket veya TCP UDP soketler açsanız da bunların bir dosya karşılığı var. Siz cihazınıza bir herhangi bir aygıt taktığınızda da bunun bir dosya ile temsil edildiği bir karşılık var. Evet, gerçekten dediği gibi hemen hemen her şey Unix'te bir dosya. Yani Linux'ta da öyle. Evet. Case sensitive meselesi önemli. Evet, büyük harf, küçük harf duyarlı. Yani büyük K ile başlayıp klasör isimli bir klasör açtığınızda farklı. Küçük K ile başlayan bir klasör ismi açtığınızda o farklı bir kayıt olarak dosya sisteminde yer alıyor. Evet, dosya ismi örnekleri vesaire. Uzantıların aslında pratikte bir anlamı yok. Daha çok daha üst seviye programlar tabii ki uzantıları da yorumlayabilir. Ama shell scripting sırasında veya shell'i yine kullandığımız komut satırında uzantılar bizim algılarımızı kolaylaştırıyor.
Bazı uygulamalar gene uzantıları ciddiye alabilir ama daha çok mesele dosyanın kendisinin binary meta alanlarında kendini nasıl ifade ettiği önemli. Uzantısıyla onu tanımlamıyoruz. Yani o bir nokta docx dediği zaman o docx olacak anlamı taşımıyor. İçerisindeki magic number'larla, bunda file komutuyla, bizzat file komutuyla da bir dosyanın tipi noktasında fikir edinebiliyorsunuz. Evet, pet meselesi. Pet'ten kasıt full pet, relatif pet ve full pet, absolute pet'in diğer ismi full pet diye görürseniz şaşırmayın. Tüm klasörleme şu slash ile başlar. Hemen pratik olarak gösterelim. Ben burada bazı geçici şeyler yapabilirim. Şimdi bir workspace'e geçiyorum. Şimdi bakalım. Şu an bu komutu da daha sonra irdeleyeceğiz ama siz şimdi bu pete odaklanın. Şimdi örneğin benim home isimli bir klasörüm var. Neyin altında? Root'un altında. Root'tan kastımız aslında slash ile temsil ediyoruz. Bakın şu an neredeyim? Diskimin en üst seviyesindeyim. Diskin içerisindeki en üst klasöre gitmek için cd slash dedim. Neredeyim? Bakın slash diye bir klasör olduğunu varsayıyor. Çünkü o diskin en üst seviyedeki klasörünü temsil ediyor. Diskin en tepesini temsil ediyor. Klasör düzeni bakımından. Klasör dizin diye de görürseniz directory, İngilizce sadece directory diyoruz. Başka ne diyoruz bilmiyorum. İngilizce'de directory diyoruz ama Türkçe'de klasör Windows'ta çok yaygın bir ifade. Türkçe çevirilerde, Linux Türkçe çevirilerinde dizin kelimesini de görürseniz o da klasöre karşılık gelir. Evet, şimdi ben full pet kullanarak home M boyar. Doktor P. Bu eğitimin ismini, eğitim kodunu ABS dedim. Advanced Basic Script Guide'dan. O kitabın klasik kısaltması ABS çünkü. Ve içerisi Workspace. Bakın bir full pet verdim. Full petler arkadaşlar slash'tan başlar ve o sizin Linux'unuzun ana disk ve ona mount olanlar da olabilir. Farklı disk partitionlarınız da olabilir ama o partitionlar sizin diğer partition olan diskler, yani C dışındaki, örneğin Windows için düşünelim, siz Windows kullanıyorsunuz diye düşünelim. Buradaki slash C'yi temsil etsin. Mount edeceğiniz diğer partitionlar, disk olarak kullanacağınız harici diskler veya aynı hard disk içerisindeki partitionlar DEF neyse onlar medya altında veya manuel olarak yapmış olursunuz MNT altında bir klasör olarak bağlanmış olarak bulursunuz ama bu root dediğimiz zaman Windows'taki C'yi düşüneceksiniz ama buradaki yapı biraz daha farklı. Şimdi Linux ayağa kalktığında ilk mount ettiği ve içerisindeki belli klasörleri arayıp init ettiği, başlattığı nokta işte şu an bulunduğumuz bu cd slash ile ifade ettiğim kök dizin root directory kök dizin. Şimdi full pet ile hemen gidiyorum oraya. Şimdi gittim. Şimdi relatif pet kullanıyorum. Bakın. Relatif pet yaptığım zaman ne olacak? Full pet vermeyeceğim. Örneğin bunun
Bu klasörün hemen yanında, workspace klasörünün hemen yanında ne var? Bir tane resource dosyası var. Oraya relative path ile gittiğimi gösteriyorum. Bir, relative gittim. Workspace'e full path ile veya absolute path ile geri döneyim. Şunu yapmak yerine absolute path ile geri döneyim. Ne yapacağım o zaman? Kökten itibaren home mebuyer doktor. Workspace'in ve bakın bu sefer full pet'le aynı yere geldim. Bunları deneyerek rahatça öğrenebilirsiniz. Root directory, Türkçesi kök dizin. Ve kernel kalktığında siz kernel'a hangi diski vermişseniz, arkadaş bundan başlayarak kalk demişseniz ve sizin temel Linux dosya sistemi hiyerarşinizde onun içerisinde bulunmak zorunda. D diski, E diski, F diski varsa bunlar Windows'taki gibi yan yana belirtilmez. C, D, E, F. Bir C diskiniz vardır Windows işletim sisteminiz olduğu. İşte burada root directory Linux için karşılığı root directory'dir C'nin. Ama D, E, F onun yanında belirtilmez. Onlar mount olan klasörlerdedir, alt klasörlerdedir hiyerarşik olarak. Bu root'un altındaki medyalarda, MNT'lerde nereye bağlanmışsa orada temsil edilir diğer partition'lar. Bunları ileriki slide'larda, eğer mount konusuna biraz hızlı girmiş, bahsetmiş olduk sadece, ileride değinelim. Devam ediyoruz. Evet, temel klasörler. Biz de biraz önce bizdekileri gördük. Bakın şimdi modern bir sistem benimkisi. Bakalım ben ne kullanıyormuşum şu an. Bakın Ubuntu 20.04 kullanıyorum. Ve root'a gidiyorum. Ve burayı sıraladığımda bakın benzer bir manzara görüyorum. Bin, boot, dev, etc, home, lib gibi. Peki bunlar özet olarak nedir derseniz, bin'de temel binary çalıştırabilir temel dosyalar. Boot'taysa adı üstünde boot dosyaları, kernel, initrd ve konfigürasyon dosyaları gibi. Dev altında bu cihazda yer alan ve şimdi tabii dev'in altında neler olup bittiğini anlayabilmek için bir user space, kernel space farkını belki biraz bilmek lazım. Driver'ların burada driver'ların user space'e bakan, yani biz ölümlülerin dünyasına bakan dosyaları olur. Mesela dev HDA neyi kasteder? Bir hard disk driver'ını temsil eder ve bir mount işlemi de bu dosya yapılarak gerçekleşir. Ve bu dosya kullanılarak siz medya veya MNT altında o diskteki dosyalara erişebilirsiniz. Dev altında pek çok aygıtın, cihazınıza hangi aygıt takmışsanız dev altında bunun karşılığı olacaktır. ETC'de evet, genel olarak konfigürasyona dair ne varsa tüm yazılımlar kendi kurulumlarını buraya yaparlar. Tüm paketler buradaki düzene riayet eder. Etmek durumundadır. Örneğin bir Network Manager vardır veya başka bir paket vardır bilinen. Onun konfigürasyonu ETC altındadır bilirsiniz, gider bakarsanız. Ve binary'si nasıl executable, çalışılabilir dosyasında binin altına veya S1000'in altına veya user S1000'in altına veya user 1000'in altına, birkaç alternatifin için geçerli, onun altına koyar. Home kullanıcı dosyalarının olduğu yerdir. User klasörleri. Nasıl biraz önce home mboyar diye girdim. Çünkü mboyar kullanıcısı olarak ben login olduğum için bilgisayarıma home mboyar altında dosyalarımı tutmak istiyorum. Ve home altından ben kullanıcı dosyalarımı erişiyorum. Lib de yine bir kütüphane paketi kurmuşsanız ya lib altında bulunur ya user lib altında durur. Veya birkaç alternatif vardır.
paketlerde kendilerini oraya kurarlar. Veya siz Linux'unuzu kurduğunuzda orada kurulu pek çok kütüphane dosyası görürsünüz. Medya, biraz önce dediğim gibi harici disklerinizin, CD-ROM'larınızın bağlantısı. MNT biraz daha tarihi olarak, daha çok mount point olarak kullanılmış bir yer. OPT bazı kurumlarda, özellikle benim tecrübemde, tek klasör kurulumlar kendilerini OPT altına atmayı, kopyalamayı tercih ediyor. Proc'a gelelim. Proc altında da yine TLDP altında, TLDP.org altında olan kitaplardan bir tanesi, sistem admininin sistem adminler için yazılmış bir guide, ama çok detaylı bir Linux çerçevesi çiziyor. Benim 2008-2009 okuduğum ilk kitaplardan bir tanesiydi. Orada çok böyle veciz bir, güzel, komik bir ifade var. Proc kernel'ın rüyasıdır diyor. Hiç unutamam, bir kere okumuşum orada. O enteresan bir şekilde aklımda kalmış. Evet, kernel'ın mount ettiği ve kullandığı ve aslında hard diskinizde yer almayan, memory'de olan bir klasör ve temel sistem bilgileri, prosesler, özellikle prosesler adına temel bilgiler burada yer alıyor. Örneğin biz sistemimizdeki proc klasörüne baktığımızda, bakın buradaki numaralar, proc kendi biraz okurup değerlendirmeniz lazım. Proc buradaki proses ID'lerdir bu numaralar. Her proses için temel bilgiler bu dosya içerisinde bulunur. Herkes de öyle elini kolunu sallayıp bakamayacağı şeyler var MBR kullanıcısı için. Ama bir prosese dair tüm detaylar, bakın burada proses ID'si ile klasörlenerek memory'deki bir dosya. Bakın, bu proc tipinde mount edilmiş memory'de bir alan. Aynı sys klasörü gibi, o da sysfs olarak mount edilmiş. Evet, root user Ubuntu sistemimizde de böyle, ama Yocto'da home root altında tercih ediliyor. Değiştirebilirsiniz Yocto'da, her şeyi değiştirebileceğiniz gibi, ama temel standart default POKI dağıtımına göre home root altında root kullanıcısının. Root kullanıcısı nedir? Yani buradaki super admin. Sbin, evet, burada sadece root'un kullanacağı komutlar. Sys klasörü, buradan örneğin board'unuzun GPIO'larına erişebileceğiniz, set edebileceğiniz veya kendinize bir GPIO kütüphanesi yazacağınız zaman kullanmak durumunda olduğunuz driver'ların, özellikle embed sistemde GPIO için bolca ziyaret edilen, yine kernel'ın memory'de oluşturup mount ettiği özel bir memory'deki bir disk alanı diyelim, uçucu bir yer. RAM'de. Hemen devam edelim. Temp, evet, bu da yine uçucu dosyalar, ama kullanıcıların
herkesin buraya read-write yapabildiği geçici RAM'deki dosyalar yine burada saklanır. User local var. Özellikle loglar için kullanılır. Evet. File system hiyerarşi standart var. Ben dokümanda okumuştum. Siz de bir incelersiniz. Ama her dağıtım buna birebir uyacak diye bir şart yok. Evet, kabuk. Asıl bizim, bakın Enter'a basıyorum. Bir tane daha M boyar bir home yazısı geliyor. Enter'a basıyorum. Bir daha M boyar bir home yazısı geliyor. Buraya bir text, bir ifade yazıyorum. Bu komut nerede bilmiyorum. Bakın ls komutu nerede bilmiyorum. Sadece ben bir text input veriyorum ve o text input'u alıp o binary komutu gerçekten bulup gerçekten exec eden arkada bir arkadaş var. Kim o? Ta kendisi burada, burası için 5. Evet, shell environment'le environment meselesine ayrıca bakarız. Bakın burada bir 1005 çalışıyor. Şöyle bir hashtop diyorum. Çok severim. Şimdi burada da bir filtreleyelim. Doğaçlama gidiyorum şu an. Bakın sistemde şu an çalışan 1005'ler. 20 ID bakın. Burada bir 1005 çalışıyor ve o bir hashtop çalıştırıyor. Allah Allah, kim acaba onlar? Onlar biziz. Peki bu 1005'i kim çalıştırmış? Bakın bu Visual Studio Code içerisindeki terminal uygulaması. Code dedi, yani Visual Studio Code. Visual Studio Code içerisindeki terminal uygulamasını çalıştırıyorum ve terminal uygulaması içerisinde hiyerarşik olarak 1005 çalıştırılmış ve o 1005'in içerisine ben hashtop kelimesini text olarak yazdım ve benden text input aldı. Onu execute etme kabiliyeti bende yok. Ben sadece text input verebilen bir dünyalıyım. O text input'u veriyorum. O hashtop komutunun nerede olduğunu biliyor. Nereden biliyor? Environment'lardan biliyor. Ve onu gerçekten exec sistem fonksiyonlarını kullanıp çeşitli exec sistem fonksiyonları onlardan bir tanesiyle bu uygulamayı gerçekten çalıştıran kim? Kabuk. Ben sadece burada bir text input veriyorum. Ben ls yazdım ve enter'a bastım. Ben mi çalıştırmış oldum? Hayır, dolaylı olarak ben çalıştırmış oldum. Doğrudan kim çalıştırdı? Kabuk. Şu an interaktif benimle konuşuyor. Benimle konuşuyor. Echo, merhaba. Echo, boşluk, merhaba dedim. Bu komutu gerçekten çalıştırdı, argümanlarını gerçekten verdi. Ne demek gerçekten gerçekten? Yani işin sistem programlama tarafıyla ilgilenen kabuk uygulaması. Kabuk uygulaması bunu exec etti, çalıştırdı. Echo nerede aslında? Ben Echo'nun nerede olduğunu da bilsem fark etmez. Bilin altında ya ben bunu full pet de yazsam fark etmez ki yine bu bir text input. Ben text veriyorum. Enter'a basıyorum. Gerisini kim yapıyor? Gerçekten çalıştırıp bu çalıştırma execute edildikten sonraki standart output'a bunu yönlendiren kim? İşte şu an benimle konuşan sevgili 5 ta kendisi. Evet, kabuk tabii ki script edilebilir. Zaten bizim meselemiz de bu olacak. Doğru mu? Tabii ki script'ler halinde de yazılabilir. O da non-interaktif, interaktif olmayan kabuk olacak. Onlar da bizim işletim sistemimiz içerisinde
her yerde ve her yerde var. Birkaç tanesini niye ziyaret etmeyelim ki? İşte Network Manager'ı servisini başlatan bir script. Acaba script mi? Acaba bu ne? Evet, PostgreSQL script. Peki, buna bir bakalım içerisine. Oo, neler görüyoruz? Bu bir sistem 5 tipi bir açılış, bir servisi başlatan script. Bu da nedir? Bu da bakın. Daha sonra göreceğiz Advanced Web Scripting kayıt içerisinde bir shebang veya nasıl söyleniyor bilmiyorum. İlk satırın ilk karakter olarak liyez, ünlem ve pet interpreter yani yorumcu uygulamayı yani bizim kabuk uygulamamızın petini veriyor. Bu 5 de olabilir. Biraz önce CSS, KSH veya Python, Perl de bunlar gibi yorumsal diller. Ne kadar yorumsal dil varsa bu şekilde ilk diyez ünlemli ilk satırla doğrudan kabukta çalıştırabilirsiniz ve kabuk çalışınca onun hangi kabukla çalıştırılacağını bilir. Kabuk kabuk çalıştırır, evet. Bu da alt alta yazılmış komutlardan ibaret. Elbette değil. Bunlar program lama tarafında fonksiyonlar ve switch case yapısı, case de başlar, esakla biter, çıkış vesaire programlama dillerinin ortak özelliklerini yansıtan şeyleri de göreceğiz. Dört başı mamur bir programlama dili de olmadığını da anlatacağız tabii ki. Sistem yönetimi için. Sistem yönetimini otomatize etmek için kullanılabilecek bir programlama yöntemi tabii ki. Her şey yerinde güzel, her şey amacına uygun kullanılınca güzel. Hemen geçelim. Bakın, SH, Burn, C Shell, evet C-like sentaksı olan. C-like sentaks meselesi yani C programına benzeyen sentaks 5 içerisinde de zaten var ki 5 Most popular, en fazla popülerlik ki hak eden bir kabuk. 5 scripting dedik zaten bizde. Ama %90 hepsi aynı. Şu SH ailesinin. C-like syntax 5 içerisinde de var. Özellikle göstereceğim. C programlama syntaxına çok yakın. Script yazma esprileri var. Onlardan da bahsedeceğim. Bazı eski şeyler var. Bu slaytlarda geçiyorum. ls komutuyla hızlıca başlayalım diyelim ve bu giriş videosunu burada bitiriyorum. Adios amigos. Sıradaki videoda görüşmek üzere.